Ben tüketici güveni rakamlarına baktığımızda farklı bir dinamik var artık. Yani eskiden dolar TL ile korelasyonu yüksek derdik, tüketim talebiyle korelasyonu yüksek derdik ama şimdi dinamikler değişiyor. Çünkü kur tarafında yatay bir hareket olmasına rağmen birkaç ayda tüketici güveni çok hızlı bir şekilde geri çekiliyor. Öte yandan bakıldığında yine tüketim talebine bakıldığında da kredi büyümesi evet eskisi kadar güçlü değil ama hala negatif bölgeye de gelmedi. Nasıl görüyorsunuz son sinyalleri Türkiye'ye dair? Hem güven hem de tüketim alışkanlıkları. Yani buradaki en temel faktörlerden bir tanesi gelir dağılımının son derece bozulmuş olması ve özellikle de düşük gelir gruplarına yönelik olarak enflasyonun baskısı bu iki etkiyi doğuruyor diye düşünüyorum ben. Tabii bu arada yani bu işte küresel ısınmaya bağlı olarak işte imzalamayan az sayıdaki ülkeden bir tanesiyiz, biz de tek G20 ülkesiyiz. Ortaya çıkan tehditler yani bu yangınlar ve selleri kastederek söylüyorum. Bunlar Türkiye ekonomisi üzerinde yani ciddi olumsuz etkiler yaratan faktörler haline dönmeye başladı. Ayrıca işte tarımsal üretimin azalması ve işte tarımsal ithalatın artmak zorunda kalacak olması da diğer faktörlerden. Yani bir taraftan da CDS'e bakınca CDS tamam bir zamanlar 6 ürün üzerindeydi ama şimdi de işte bu seviyenin 380'ler seviyesinde çakılmış kalmış durumda. Yani bu işte bizim de yani eşdeğer olan ülkelerle kıyaslandığı zaman oldukça yüksek bir değer. Yani temel bir güven eksikliği var. Yani bunu işte ne bileyim bu afetlerde de kendisini biraz belirtiyor. Bazı durumlarda çok yavaş kalıyoruz müdahale etmek için. Bu da işte yani insanları güveni sarsan bir faktör haline geliyor. Ayrıca tabii bizde çok ciddi bir politik belirsizlik durumu var. Bunlar da bu süreci körükleyen temel faktörler. Yani bunların hepsi bir araya geldiği zaman güven endeksinin düşmesi yani son derece doğal gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi işte en temel faktör yani gelir dağılımında çok ciddi uçurumların oluşuyor olması. Ve artan enflasyonun baskısının özellikle düşük gelir gruplarının çok fazla hissediliyor olması. Bu bir cebri tasarruf yaratarak bu insanları zorla tasarruf yapmaya zorlayarak bunlardan devlete ve özel sektöre kaynak aktarımına neden oluyor. Dolayısıyla daha yüksek bir fakirleşmeye getiriyor beraberinde. Bir de işte şeyleri de zamları falan düşünürseniz bunlar işte enflasyonun bayağı altında kaldığı için satın alma güçlerinin azalması daha da mümkün gözüküyor. Yani kredi tarafına bakınca da işte insanların krediyi niçin talep ettiğini çok iyi biliyoruz. Yani işte ya kredilerini talep etmek için, ödemek için, ertelemek için ya da günlük tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için kredi talep ediyorlar. Şimdi okullar açılıyor. Yani her okul açıldığı dönemde enflasyonda bir kıpırdanma olur. Ve bununla beraber de işte kredi kartları harcamalarında da bir artış beklemek mümkün. Dolayısıyla yani çok olumlu bir hava yok. Bir de tabii en temel faktör, bütün dünyayı sarsan faktör, korona. Covid demiyorum, o 19'u 20-21 oldu. Daha ne kadar gideceği de belli değil. Ve yani bu da çok ciddi güvensizlik yaratan faktörlerden bir tanesi ki 200'ün üzerinde ölü veriyoruz her gün. Ve maalesef işte aşı karşıtı bir grup da var. Bunlar da bu varyantın daha da hızlı yayılmasına neden oluyorlar. Bütün bu faktörler bir araya getirilince sadece bizde değil dünyada da yani güven eksikliğinin yaşanması son derece olağan gibi gözüküyor bana. Şimdi makro ihtiyacı tedbirlerin etkisi yavaş yavaş kredilerde görülmeye başladı dedik. Grafikte ekranda kalsın hemen rakamları hızlıca ben hatırlatayım. Taşıt kredisi işte bu yılın başlarında bir ara %100 artış gösteriyordu. Şimdi %50'ye geldi. İşte ihtiyaç kredisine bakıldığında hocam %50'lik yıllık artışlar vardı. Orada %40'lara geldik. Keza yine kredi kartlarında da aynı şekilde düşüş var. 45'lerden 40'lara geriledi. Ama bir şekilde sıfırın üzerinde kalmaya devam ediyor. Şimdi yeni dönemde özellikle Türkiye'nin mevcut mali politikadaki duruşu, para politikasında şimdilik en azından diyelim görece sıkı ya da şahin henüz faiz indirimi gelmediği için söylüyorum. Devam edecek mi? Ve tabii enflasyon beklediğimizden daha yüksek olur. %19'ların üzerine gelirse Merkez Bankası'nın faizinin sıkı ya da şahin olduğunu söyleyemeyeceğiz. Çünkü enflasyonun altına kalmaya başlayacak politika faizi. Yani şimdi bunu mesela ne bileyim işte geçmişte Amerika'da da yaptılar, FED yaptı. Yani faizle oynamadan para rezerviyle oynayarak para politikası yürütmek de mümkün. Yani daralıcı para politikası uygulamak da mümkün. Ama yani ben bu işte kredi talebinin azalacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi yani insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak için, yaşayabilmek için mutlaka kredi almak zorundalar. Bu da yani halkın çok önemli bölümünü teşkil ediyor. Yani konut kredisi, işte taşıt kredisi bunlarda bir azalma çıkabilir ortaya zaten. Yani konut fiyatları ve kiralar
feci bir hale gelmiş durumda. Yani ben gözlerime inanamıyorum fiyatları gördüğüm zaman. Ama yani tüketim kredilerinde, tüketici kredilerinde herhangi bir azalmanın olmasını beklemiyorum doğrusu. Bunların faizleri artarsa sadece bu insanların yükü birazcık daha artacak. Bunun ötesinde bir gelişme, yani talepte bir azalma yaratacağına inanamıyorum. Dediğim gibi yani bu işte bir dizi faktöre bağlı olarak ortaya çıkan bir şey. Ve yani biraz da böyle bir yani yarını düşünerek hareket etmek lazım. Demin söyledim yani tarımsal üretim düşüyor. Gıda fiyatları dünyanın her tarafında artıyor. Ve bu insanlar harcamaların çok büyük bölümünü gıdaya yapıyorlar. Bu küresel ısınmayla beraber, bunun getirdiği tehditlerle beraber bu önümüzdeki süreçlere devam edecek. Dolayısıyla eğer biz bunları ortadan kaldıracak bir takım önlemleri almayı beceremezsek, o zaman bu sorun kalıcı hale gelecek demektir. Ve yani işte kısa vadede herhangi bir çözüm görmüyorum doğrusu ben bununla ilgili olarak. Peki hocam, son birkaç dakika içerisinde de izninizle biraz aslında ben içerideki yatırım ortamına değinmek istiyorum. Çünkü işte politika faizini konuşuyoruz, hükümetin mali politikasını vesaireye konuşuyoruz ama bir de reel sektörün çok büyük problemleri var. Ham madde konusunda sıkıntılar var. İşte programlık bölümünde konuştuk. Yani petkim yeterli değil, kimyada ithalatçıyız, ham maddeye erişemiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de uzun vadeli yatırımların da olması lazım. Gerek yerli gerek yabancı yatırımcılar nezdinde. Madem büyüme politikamızı ihracat temelli kuracağız. O zaman üretim konusunda, ham madde konusunda da yatırımlar yapmak gerekiyor. Güven en temel unsur ama biraz size sorayım. Nasıl görüyorsunuz yatırım iklimini Türkiye'de? Yani son döneme bakıldığı zaman kamu yatırımlarında çok büyük bir artış var ama özel sektör yatırımlarında bir artış yok. Doğru. Dolayısıyla yani kamu yatırımlarındaki artışla beraber bu yatırımı sürekli kılmak ya da yatırım artışını sürekli kılmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yatırım yapmak yani hükümetin politikaları arasında yok. Yani ne bileyim daha önceden işte yani bizim devlet kuruluşlarımız vardı, kitlerimiz vardı. O tip bir yatırım yapmaya devletin niyeti yok diye gözüküyor. Böyle olunca da yani tamamen özel sektörü bırakıldığı zaman da bu durum bunların yapılmasını beklemek mümkün değil. Her ne kadar çok kamu yatırımı yapılırsa yapılsın burada çok ciddi bir değişiklik falan çıkmayacak ortaya. Bir de yani burada yatırımları yönlendirmek anlamında da bir planlamamız yok maalesef. Daha önce işte Devlet Planlama Teşkilatı gibi bir örgütümüz vardı. Onunla yönlendirebiliyoruz ekonomideki yatırımları. Yani bütün bu eksiklikler bir de güvenle, güven eksikliğiyle birleşince ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Ama yani dediğim gibi yani kamu yatırımlarındaki artışla yatırımları canlandırabilmek ve işte ihtiyaç duyduğumuz en temel alanlarda ham madde başta olmak üzere bu yatırımları yapabilmek çok mümkün değil. Halbuki 70'lerde işte 80'lerin bir kısmında bu kitlerin en temel işlevlerinden bir tanesi özel sektöre ucuz ham madde ve ara malı sağlamaktı. Maalesef bunları yitirmiş vaziyetteyiz. O yüzden şimdi çok ihtiyaç duymasına rağmen böyle bir yatırım yapmanın da imkanı olmadığı için burada bir sıkıntı çıkacağız. Ayrıca ham madde fiyatları yani sadece gıda fiyatları artmıyor. Ham madde fiyatları, ara malı fiyatları ve nakliyat maliyetleri çok ciddi şekilde yükselmiş durumda dünya ekonomisinde. Bunların da getirdiği bir takım sıkıntıları yaşayacağız. Yaşıyoruz zaten. Daha da yaşayacağız gibi gözüküyor. Hocam.